Herkese merhaba. Bu videonun konusu tohum çimlendirmede kullanılan bir yöntem olan katlama olacak. Ve katlama yöntemini kuşburnu tohumlarıyla uygulayacağız. Bitkilerin çoğaltılma yöntemlerinden biri de tohumla üretimdir. Eşeyli üreme veya generatif üreme olarak da ifade edilir. Eşeyli üreme, dişi ve erkek üreme hücrelerinin döllenmesiyle tohumun meydana gelmesi ve tohumun da çimlenerek yeni bireyleri oluşturmasıdır. Tohumun yeni bir bitki haline dönüşmeye başlaması olayına çimlenme denir. Tohum bitkiden alınır alınmaz olgunlaşmadan hemen ekildiğinde çimlenme oranı daha düşük olur. Çimlenme yeteneğini kazanması için tohumun uyku devresi geçirmesi gerekir. Olgunlaşan tohum daha az su içerir ve bu uyku halinde yaşam olayları daha yavaş seyreder. Tohumun çimlenmesini etkileyen dış ve iç faktörler vardır. Tohumun çimlenmesi için ihtiyacı olan sıcaklık, oksijen, su ve ışık dış faktörlerdir. Ayrıca çimlenmeyi etkileyen bir de iç faktörler mevcuttur. Bunlar tohum kabuğunun etkisi, tohumun içinde bulunan büyümeyi düzenleyici maddeler ve tohumların soğuklama ihtiyaçlarıdır. Çimlenmeye engel olan bu faktörler tohuma uygulanan işlemlerle giderilir. Yapılan bu işlemler şekillerine göre mekanik yöntem, kimyasal yöntem, suya daldırma yöntemi ve katlama yöntemi olarak adlandırılır. Katlama sıcak ve soğuk katlama olarak uygulanabilir. Bu işlemlerle dormonsi denilen tohumdaki uyku hali uyarılır veya kabuk engeli kaldırılmış olur. Bunun sonucunda da tohumun çimlenme başarısı artar. Tohumların çimlenme gücünü artırmak için nemli bir ortamda belli bir süre soğuklamaya tutulmasına katlama denir. Soğuklama ihtiyacı olan tohumlar sonbaharda ekilir. Bu yapılmamışsa tohumların ihtiyacı soğuk ortamda tutularak karşılanır. Bazı tohumlar ise hem sıcak hem de soğuk katlamaya ihtiyaç duyarlar. Katlama ortamı olarak kum, perlit, vermikulit, zeolit, ponza, torf, toprak, kompost kullanılır. Kuşburnu tohumları sert ve geçirimsiz bir tabakayla çevrilidir. Bu tabaka tohumun su emilimini ve hava geçirgenliğini zorlaştırarak çimlenmeyi engeller. Ayrıca kuşburnu tohumlarının bünyesinde bulunan çimlenmeyi olumsuz etkileyen yüksek orandaki maddeler uykuya neden olur. Bu nedenlerden dolayı kuşburnu tohumlarının çimlenmesi zordur. Kuşburnu tohumlarını da dormonsiyi kırmak için en yaygın kullanılan yöntem sıcak ve soğuk katlama uygulamalarıdır. Kuşburnu tohumları hakkındaki bu bilgilerden sonra örnek bir uygulama çalışması yapalım. Kuşburnu meyvesi içinde bulunan tohumları etli kısmından ayırarak işleme başlayalım. Ayıklama işleminden sonra çimlenmeye engel olacak tohumu saran tabakayı yıkayıp uzaklaştıralım. Yıkadığımız tohumların suyunu süzelim ve birkaç gün kurutmaya bırakalım. Havadar, gölge bir ortamda kuruttuğumuz tohumlar hazır. Şimdi sıra katlama işleminin uygulanmasında. Bunun için dere kumu kullanıyorum. Katlama yapacağımız kaba drenaj için delikler açalım. Kabın altına dere kumu seriyorum. Tohumları yerleştiriyorum. Üst kısmını tohumlar açıkta kalmayacak şekilde deri kumuyla örtüyorum. Tekrar tohumları yerleştiriyorum ve üstünü örtüyorum. Bu işlemi kat kat yaparak devam ediyorum. Katlama işlemi bittikten sonra nemlendirmeyi yapıyorum. Kumun daima nemli kalmasını sağlamak için ara ara fıs fıs şeklinde nemlendiriyorum. Tohumları önce ihtiyacı olan sıcak katlama için 24 santigrat derecede 2 ay boyunca bekletiyorum. 2 ayın sonunda soğuk katlama ihtiyacı için artı 4 derecede 4 ay balkonda bekletiyorum. Bu işlem buzdolabının sebzelik bölümünde de uygulanabilir. Bu işlemlerden sonra tohumdaki dormonsi uyku hali giderilmiş olur. Artık tohumu çimleneceği ortama ekiyorum ve can suyunu veriyorum. Ortalama 18 santigrat derecede çimlenmeye bırakıyorum.
konuyla ilgili diğer videoların linklerini açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.